BBN Türk'ten öğleden sonradan herkese merhaba değerli izleyiciler. Ben Deniz Tuğba Tura. Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Dakikalar sonra bunu konuşacağız ama biliyorsunuz bugün önemli bir gün. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49. yıl dönümü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kıbrıs'ta. Şu an orada bir konuşma yapıyor. Oraya kulak verelim. Kaldığımızda devam edeceğiz. Evet, öğleden sonraya tekrar hoş geldiniz efendim. Gözler Merkez Bankası'nda demiştik. Merkez Bankası kararını açıkladı. 250 bas puan artırarak %15 seviyesindeki faizi %17,5'a çıkardı. Şimdi bu önemli gelişme, detaylarını konuşacağız. Kim bizimle? Profesör Doktor Ayhan Aytaç bizimle beraber. Hemen hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz Ayhan Bey. Sesiniz gelmiyor. Sanıyorum mikrofonunuz kapalı. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi bu Merkez Bankası'nın ikinci hamlesi diyebiliriz. Hemen bir ön değerlendirmenizi alayım efendim, ondan sonra parantezlerle açalım. Şöyle söyleyelim, normal şartlarda aslında beklenti bunun üzerinde bir rakamdı. Yani %3,5 ve 5 arasında en azından bir arttırılması, yani 250 bas puan değil de 350 ile 500 bas puan arasında arttırılması öngörülüyordu ki gerek kur üzerinde gerek enflasyon üzerinde istenen ve beklenen sonuçlara bir adım daha yaklaşılması neticesinde. Ancak Merkez Bankası'nın politika faizini açıklarken ifade ettiği dezenflasyon sürecine bir an önce geri dönülmesi konusundaki ısrarın burada biraz sarflamış olduğunu görüyoruz. Yani burada benim dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla ülkenin ana problemlerinden birincisi şu anda bütçe açığı, daha sonra enflasyon ve gelir dağılımı şeklinde bir zincire doğru gittiğini görebiliyoruz. Yapılan uygulamalar daha çok bütçe açığını kapatmaya yönelik uygulamalardı. Burada fiyat istikrarını ve kurlar üzerindeki baskıyı hafifletmek için biraz daha yüksek bir oranın gerçekleşmesi temel beklentimiz de yine de gerekçeli raporu okumakta fayda görüyoruz öncelikle. Bunları söyleyebilirim. Evet, şimdi geçtiğimiz ay yapılan yazılı açıklamada da sıkılaştırma politikasının olacağı söylenmişti. Şimdi bu sıkılaştırma politikası devam ediyor. Böyle mi anlayabiliriz bu faizi? Evet. Kesinlikle. Yani amaç şu, aslında yapılan 2,5 puanlık da istenen seviyede olmasa da bu durum ifade etmeye çalıştığı şey şu: ben sıkılaştırma politikasına devam edeceğim, sıkılaştırma politikasının gereklerini yerine getirmeye devam edeceğim. Ancak piyasanın beklentisi neydi? Biraz daha fazlaydı. Evet. Tıpkı bir önceki faiz arttırımında olduğu gibi, bir önceki faiz arttırımında da biliyorsunuz %25, %30, 40, 45 evet, hatta bazı yabancı finans kuruluşları 50-55 puana kadar çıkartmışlardı. Şunu unutmayalım, faiz artışı her ne kadar enflasyonla mücadelede bir araç olarak kullanılıyor olsa da her bir politika faizi artışının bir de yansımaları var. Bu yansımaların içerisinde en önemlilerinden bir tanesi bankaların aktif pasif dengesi. Özellikle son zamanlarda bankaların toplam portföy içerisinde devlet tahvili gibi, hazine bonosu gibi, devlet iş borçlanma senetlerinin yakın olarak fazla tutması, faiz oranlarındaki her bir artışın tahvilin değerini düşürmesi nedeniyle varlık erimesine de yol açabilecek nitelikte. O nedenle biz en baştan beri hep kademeli bir artışın ortaya çıkması gerektiğini ifade ediyorduk. Merkez Bankası da bu kez kademenin aralığını biraz daha düşük tutmak suretiyle yine kademeli artış politikasına devam edeceğini bize göstermiş oldu. Bunun devam edeceğine de inanıyorum ben. Bir sonraki dönemde tekrar bir faiz artışının ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü özellikle geçtiğimiz günler itibariyle vergilerde meydana getirilen düzenlemeler, döviz kurunda meydana gelen değişikliklerin enflasyon baskısı meydana getirmesi, Merkez Bankası'nın daha büyük bir adım atması gerekliliğini de ortaya koyacaktır diye de ifade edebilirim. Bir de şu dikkatimi çekti Sayın Aytaç, karar açıklanmadan hemen önce sabah saatlerinde de döviz kurunda yine ciddi bir artış söz konusuydu. Bu beklenilen bir şey miydi? Döviz kurları birkaç gün içerisinde, son birkaç gün sürekli bir artış eğilimi meydana getiriyor. Bana göre bunlar biraz manipülatif ataktı. Yani daha fazla faiz arttırımını zorlayabilmek için piyasanın meydana getirdiği manipülatif bir ataktı. Yoksa enflasyon devletin TÜİK rakamlarına göre açıklanan enflasyon oranına göre 6 aylık ya da 7 aylık enflasyonu kurun üzerine koyduğunuzda kurun bu seviyelerde olmaması gerekiyor. Yani yaklaşık 1,5 lira, 2 lira gibi şu anda
kurun biraz daha fazla değerli olduğunu görüyoruz. Bunun farklı nedenleri de olabilir. Özellikle son günlerde biliyorsunuz Körfez turu çerçevesinde gerek Hazine ve Maliye Bakanımızın, gerek Merkez Bankası Başkanımızın, gerekse de dün Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı temaslar özellikle Türkiye'de yatırım yapmak isteyen yabancıları teşvik etmek amaçlıydı. Evet. Kurlardaki her bir artış yabancılar için artı bir avantajdır. Yani bir ürün pazarlıyorsanız bu ürünün pazarlanabilirlik derecesini de arttıran bir husus. Üst üste bunları koyduğunuzda tabii ki kurdaki artış beraberinde önümüzdeki günlerde farklı unsurları da meydana getirebilecektir veya doğurabilecektir diye de düşünüyorum ama şu seviyeler olması gereken seviyenin de üzerinde diye ifade edebilirim. Peki şimdi biraz daha açalım istiyorum. Şimdi ilk geçtiğimiz ay 650 bas puan artmıştı. Şimdi 250 bas puan arttı. Bu Temmuz ayı için diyelim gerekli bir artış mıydı? Gerekli bir artış tabii ki. Yani bizim özellikle politika faizimiz %8,5'lar seviyesine indikten sonra piyasada faize karşı duyarlılık azaldı. Yani biz sürekli faizi indire indire %19'lar seviyesinden aşağı indire indire para politikasının en önemli enstrümanı ve silahı olan faizin etkinliğini aslında azalttık. Evet. Biz şimdi bu silahı yeniden kazanmak istiyoruz aslında. Çünkü Merkez Bankası'nın elinde gerek fiyat istikrarı, gerek döviz kurunu etkileme açısından son derece etkin bir araçtır politika faizi. Ve biz bu aracı, bu silahı tekrar geri kazanmak üzerine adım atıyoruz. Evet. Ki olması gereken seviyelere doğru ilerlesin diye. Malumunuz enflasyon rakamının %38'ler ki Temmuz ayında açıklanacak rakamla bunun yukarı doğru çıkacağı sinyalleri geliyor. Politika faiziyle enflasyon arasındaki farkın bu kadar yüksek olması yerli menkul kıymetleri olan talebi de azaltacaktır. Doğal olarak eğer politika faizini faiz oranlarına doğru yaklaştırmadığınız takdirde yabancı paraya ya da dövize olan talebi kısabilmeniz mümkün değil. Bunun ortaya çıkartacağı iki tane sonuç var. Bir, dolarizasyon. Bir diğeri de yerli paradan kaçma ya da kaçınma değil. Evet. Çünkü insanlar yerli parayla tasarruf ettiklerinde net zararla karşılaşıyorlarsa o zaman tabii ki farklı enstrümanlara doğru gideceklerdir. Bu nedenle de döviz kurunun ilerleyen dönemde de artışına sebebiyet verecektir eğer bu makas kapanmazsa. Şu anda biz bu makası kapatmaya çalışıyoruz. Bu makas zaman içerisinde kapanacaktır. Ben en baştan beri hep şunun altını çizdim. Bir anda şok değişiklikler özellikle finans sektörü başta olmak üzere bir takım sorunlar meydana getirebilirdi. O nedenle kademeli bir şekilde artışın ön planda olabileceğini ve yıl sonuna kadar da yaklaşık %25'lik bir faiz oranına ulaşılabileceğini ben ifade ediyorum ya da öngörüyorum şu anki şartlar altında. Bir de şu var, şimdi bir açıklama yapılmıştı. Belirgin bir iyileşme sağlanana kadar devam edecek diye. Sizce bu belirgin iyileşme ne zamana kadar devam edecek? Ne zaman sağlanacak? Belirgin bir iyileşmeden kasıt dezenflasyon sürecine girilmesi. Yani fiyat artışlarının hızının yavaşlıyor olması, kurlarda bir gevşeminin olması, kur ataklarının olmaması gibi unsurlar meydana gelmesi lazım. Bunları bizim kısa vadede elde edebileceğimizi ben düşünmüyorum. O nedenle parasal sıkılaşmanın enflasyonda ciddi kazanımlar alabileceğimiz döneme kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz. Burada önemli ipuçlarından bir tanesi de bizim için Eylül ayının sonlarına doğru hazırlanacak olan orta vadeli plan olacaktır. Bizim için en önemli net göstergelerden bir tanesi bu. Hükümet ya da ekonomiyi yöneten zihniyetin 3 yıllık bir süreçte ekonomide neyi başaracağını ya da neyi başarmak isteyeceğini net olarak gerekçeleriyle ve araçlarıyla açıklaması gerekiyor. Ama bizim parasal sıkılaşma döneminin sona erebilmesi için enflasyonda aşağı yönlü bir trendin oluşması gerekiyor. Bu ne demek? Sadece bir ay enflasyon eskiye göre düştü. Bunu kabul etmiyoruz. Bunun bir trend, sürekli
delik arz etmesi gerekiyor. Bunun için de önümüzdeki günlerden itibaren enflasyonu takip edeceğiz ama Merkez Bankası beklenti anketlerine bakıldığında yaklaşık %28-30'lar seviyesinde olan enflasyon beklentisinin yukarı doğru çekildiğini görüyoruz. Yani 33'ler-35'ler. Özellikle bu kur artışının, vergilerdeki artışın, maliyetlerdeki artışın önümüzdeki aylarda enflasyon üzerine etkisi kaçınılmaz olacaktır. Evet. Malumunuz özellikle akaryakıtta çok tartışılan bir ÖTV düzenlemesi ve yaklaşık olarak da 6-7 liralık bir fiyat artışının meydana gelmesi ekonomide lojistik yoluyla tüm maliyet yapılarını değiştirecek nitelikte bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Tüm bunlar bir araya toplandığında sorunuzun kısa cevabını söylersem evet, sıkılaştırma politikası uzun bir dönem daha devam edecek gibi düşünüyorum. Yani ben bir yıllık bir süreç içerisinde enflasyonda kalıcı düşüşü açıkçası beklemiyorum. Peki. Ve dediğiniz gibi işte enflasyona bakacak olursak 27 Temmuz'du yanlış hatırlamıyorsam enflasyon raporu yayınlanacak. Oradan da bir beklentileri konuşalım isterseniz. Tabii ki şunu söyleyelim öncelikle. Enflasyon neden bu kadar büyük bir problem ekonomi için? Çünkü gerek yatırımcı için, gerek hane halkı için ve gerek devlet için aslında tüm olumsuzlukları, daha doğrusu ekonomideki tüm gelişmelerin önüne bir set çeken, bir sis çeken bir olguya sahip. Ne yatırımcı düzgün karar verebilir, ne üretici düzgün karar verebilir, ne tüketici düzgün karar verebilir. O nedenle önümüzdeki gelecek olan enflasyon raporundaki Merkez Bankası şunun altını hep çiziyor. Diyor ki dezenflasyon süreci sağlanmadan ben sıkılaştırma politikasından vazgeçmeyeceğim. O nedenle enflasyon raporunda özellikle maliyet artışları kaynaklı enflasyonun altının çizileceğini ve ikinci olarak ve önemli unsurlardan bir tanesi biz gelecekle ilgili öncü bir fiyat, öncü bir gösterge olarak fiyat hareketlerinde çekirdek enflasyonu görüyoruz. Çünkü çekirdek enflasyon altın, döviz ya da enerji fiyatları gibi dış faktörleri elimine ettikten sonra sizin üretim maliyetlerinizle meydana gelen artışı ifade eder. Ve çekirdek enflasyonun henüz aşağı yönlü de bir trend sağlayamadığını görüyoruz. Ve zaman içerisinde özellikle maliyet artışları çekirdek enflasyonun ilerleyen süreçte bizim için yeniden bir sorun işareti olduğunu göstereceğini bize ifade eder. O yüzden ilerleyen zaman içerisinde muhakkak üretim maliyetlerini düşürecek nitelikte bir takım politikaların alınması gerektiğine ben inanıyorum. Üreticinin üretim maliyetlerini direkt olarak halka yansıtamayacağını, o nedenle ÜFE ile TÜFE arasındaki geçişkenliğin bir miktar uzayacağını rahatlıkla ifade edebilir. Çünkü zaten artan mal fiyatları neticesinde üretici bir de artan maliyetinin tamamını tüketiciye yaslamaya kalktığında ürünlerinin satılabilmesi artık çok fazla mümkün değil. Bakın konut satışlarında dahi bir önceki yıla göre çok ciddi bir azalma meydana geldi. Kesinlikle. Beraberinde diğer piyasaya baktığınızda piyasada dönen alışverişin zaman içerisinde azalmaya başladığını görürüz. İşte bu nedenlerden dolayı üretici artan maliyetlerini de fiyatlara yansıtamayacak ama karlılıklar azaldığı için de ekonomide meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı kırılganlık düzeyleri de artacaktır. O nedenle benim temel beklentim tek cümleyle özetlemek gerekirse enflasyon raporunda özellikle üretim maliyetlerini aşağı doğru çekecek mekanizmaların ve gelecekte dezenflasyon sürecine ulaşabilmek için atılacak adımların net bir şekilde altının çizilmesi gerektiğine inanıyorum. Burada da aslında hepimiz için en önemli açı ölçer ya da gösterge yeni bir orta vadeli planın ön plana çıkması. Hepimiz 3 yıl içerisinde hangi politikalarla neyi hedeflediğimizi aslında net bir şekilde görürüz. Bu da ekonomide netlik ve şeffaflık açısından tüm piyasa oyuncuları açısından son derece değerli bir bilgi olarak karşımıza çıkacaktır diye de düşünüyorum. Ayhan Bey teşekkür ederim. Kemer sıkma politikası 3 yıl daha devam mı eder?
Kemer sıkma politikasından aslında kasıt nedir? Mevcut sorunları hafifletebilmektir. Burada aslında Türkiye 2001'de çok büyük bir kriz geçirdi ama 2003'te beraber biz yeniden bir ayağa kalkma sürecine girdik. Bugün uygulanan politikalar aslında 2003'te uyguladığımız bizim kemer sıkma politikaları. Yani IMF'nin de bize önerdiği politikaların neredeyse aynısı. Doğal olarak Türkiye ekonomisi düştüğü güçlükten rahatlıkla çıkabilecek bir ülke pozisyonundadır. Özellikle son ziyaretlerle beraber, detayları sonradan açıklanacaktır ama eğer bahsedildiği gibi 50.1 milyar evet. dolarlık Birleşik Arap Emirlikleri ile imzalanan bir anlaşma realiteye dönerse, efendim Katar'la, Suudi Arabistan'la yapılan anlaşmalar eğer realiteye dönerse bunun anlamı bir yıl içerisinde Türkiye'ye yaklaşık 100 milyar dolarlık bir yatırım geleceğidir. Beklenti bu şekilde. Eğer anlaşmalar gerçek anlamda hayat bulur ve Türkiye ekonomisine bir kaynak girişi sağlanırsa ve bu kaynaklar da rasyonel kullanılırsa o zaman bizim iyileşme sürecimiz hızlanır. Bu tıpkı neye benzer? Bir hasta olduğunuzda size vitamin takviyesi yapılır, vücut direncinizin artması gibi. Yabancı direkt sermayenin, özellikle yabancı direkt sermayenin, yani yatırım yapmak için gelen yabancı sermayenin Türkiye'de artış göstermesi o hastaya verilen vitamin gibidir. Vücudun toparlanma sürecini arttırır. Ama yabancı kaynak girişi olmadığı takdirde o zaman bizim iyileşme sürecimiz biraz daha artacaktır. Buna bir yıl diyemeyiz, iki yıl diyemeyiz, hatta üç yıl da diyemeyiz. Bunu zaman içerisinde konsültasyonlarla, yani hastalığın seyrini inceleyerek görebiliriz. Burada hastalığa neden olan temel unsur nedir? Onun tespiti gerekiyor. Hastalığa neden olan temel unsur aslında maalesef enflasyon dediğimiz ana olgu. Ama Türkiye ekonomisi pandemiyle beraber sorunlarla gelen bir ekonomi. Bütün dünya pandemide ciddi manada ekonomik bozulma yaşadı. Ama biz üzerine bir de tam pandemiyle ilgili mücadelenin yaraları sarılırken çok büyük de bir deprem yaşadık. Nüfusumuzun %13'ünü kapsayan, vatandaşlarımızın %13'ünün etkilendiği, Türkiye gayri safi yurt dışı hasılasının yaklaşık %8'ine sahip bir bölgede büyük bir can kaybı, mal kaybı ve güçlükle karşı karşıya kaldık. Ve deprem özellikle maliyetlerinden de, şu anda kısılmayacak evet, değil mi Ayhan Bey? Evet. Yaklaşık 100-101 milyar dolar civarında bir deprem maliyetinden bahsediliyor. Tabii bu da zaman içerisinde bizim bir an önce çözmemiz gereken sorunlardan bir tanesi. Yani bunun ötelenme şansı yok. Evet. Ben 2 yıl sonra deprem bölgesine yatırım yapayım deme şansınız yok. Orada yaşayan her bir birey bir an önce sosyal hayatını olması gerektiği gibi yaşamak istiyor. Gayet de normal. Olması gereken de bu. O insanların hem ekonomiye hem sosyal yaşama geri dönebilmesi için depremde kayıplarının, maddi anlamdaki kayıplarının bir an önce telafi edilmesi gerekiyor. İşte Türkiye ekonomisinin belini büken en büyük nokta da aslında bu oldu. Sayın Cevdet Yılmaz'ın ifade ettiği gibi vergi yüklerinin büyük bir kısmı aslında ne dedi? Evet. Deprem zedelere yapılacak olan faaliyetler için, deprem bölgesine yapılacak faaliyetler için geçerli olacaktır diye ifade edildi. Özellikle Körfez turunda depreme yönelik deprem tahvillerinin gündeme geliyor olması ve aynı zamanda da yine bu bölgede meydana getirecek yatırımlara ciddi manada dış kaynak desteği verileceğinin ifade edilmesi bir an önce toparlanma açısından da son derece önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi Türkiye ekonomisi tek bir sorunla mücadele eden bir ekonomi değil. Bizim enflasyon gibi, bütçe açığı gibi, cari açık gibi, işsizlik gibi birbiriyle bağlantılı ve aynı anda da hepsini gerçekleştiremeyeceğim bir sorunlar yumağıyla karşı karşıya. O yüzden öncelikle ve tercih gerekir ekonomi yönetiminde. Tercihiniz hangi yönde olacaktır? Önce neyi başaracaksınız? Atılan adımlardan ben şunu gördüm. Önce bütçe disiplini sağlanacak, sonra enflasyonla mücadele ve sonrasında da gelir dağılımının kalıcı şekilde iyileştirmesine yönelik adımlar atılacaktır diye düşünüyorum. Ayhan Bey, piyasalar onun etkisi de şimdi çok merak ediliyor. Biz artık her sabah gözümüzü açtığımızda işte dolar ve euronun tırmanışını görüyoruz. Bu hani nasıl bir bağlantı kuracağız? Devam edecek mi?
Piyasa buna bugünkü faiz artışına bir kere olumsuz bir tepki verecektir diye düşünüyorum. Özellikle döviz cinsinde yukarı yönlü bir hareket ortaya çıkacaktır. Burada Merkez Bankası'nın geçmiş dönemde yaptığı gibi piyasaya müdahale edip edemeyeceğiyle ilgili ciddi bir sorunumuz olacak. Yani eskiden biliyorsunuz ani kur artışlarında gerek Merkez Bankası gerekse kamu bankaları döviz satışı yoluyla bu kur baskısını hafifleştirmeye ya da durdurmaya yönelik adımlar atıyordu. Ama politika değişikliği oldu artık. Merkez Bankası'nın rezervlerinin sadece kuru sabit tutmak amaçlı kullanılmaması gerektiğinin altı çizildi. O nedenle eğer biz enflasyon raporunda tutarlı efendim neden 2,5 puanlık bir artış olduğunun altı net olarak durdurulmazsa maalesef biz bir yine kur atağıyla karşı karşıya kalabiliriz. Elimizde önemli bir koz var. O koz da nedir? Biz döviz girişinin fazla olduğu bir aylar demetinde yaşıyoruz. Yani turizm gelirleri yoluyla kur üzerindeki baskıları hafifletebilme şansımız var. Ama Ekim-Kasım'la beraber istenen ve beklenen yönde faiz artışları ve ekonomide toparlanma olmadığı takdirde yeniden bir kur hatayla karşı karşıya kalırız. Ama kısaca şunu söyleyeyim. Yaklaşık 460 milyar dolar dış borcu olan bir ülkede kurun 1 lira dahi artması hepimizin üzerinde 460 milyar liralık bir borç yükü meydana getiriyor. Yaklaşık %30 seçimden bu yana kurun arttığını düşünürsek, yani 20 seviyesinden 28-29 seviyesine geldiğini düşünürsek 9 liralık bir artış, bu da yaklaşık 3.6 trilyon Türk lirası hepimizin borç yükünün arttığını gösteriyor. O nedenle kurun artması kısa vadede belki birileri için kazançtır ama orta ve uzun vadede hepimizin kaybettiği bir gerçektir. O nedenle döviz spekülasyonundan uzak ekonomik kararlar alınması gerektiğini inanıyorum. Özellikle küçük yatırımcılar ve spekülatörler tarafından. Ayhan Bey, son olarak şunu sorayım. Şimdi bu politika faizi kararı vatandaşın cebini nasıl etkileyecek? Alım gücümüzü etkileyecek mi? Hemen kısa vadede görecek miyiz biz bunu? Görmeye başladık aslında. En son ben yayın başlarken kurlarda acaba bir beklenti var mı? Aşağı yönlü çekildi de acaba bekliyor mu diye baktım ama yine yukarı yönlü bir hareket meydana geldi. Malumunuz Türkiye'de üretimin ana girdi maddeleri hep şey olduğu için, ithal girdiye bağlı olduğu için kurlardaki her bir artış bizim satın alma gücümüzü azaltan önemli bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir ortamda bizi direkt etkileyecek mi? Evet, etkileyecek. Bakın, altın fiyatları dolardaki artışa bağlı arttı mı? O da hızlı bir şekilde arttı. Kurlar arttı mı? Evet, o da hızlı bir şekilde arttı. Doğal olarak bunların hepsinin maliyetlere yansıması söz konusu. Bugünden yarına yansıyor mu? Evlenecek olan arkadaşlarım için yansıdı bile. Yani bundan 10 gün önce gram altın fiyatlarıyla 10 gün sonraki gram altın fiyatları birbiriyle aynı değil. Ve grama vurduğumuzda ciddi manada da bir artışı ortaya çıkarttığını görüyoruz. Bu önümüzdeki günlerde mal fiyatlarında bir artışa elbette ki sebebiyet verecektir. Bu da satın alma gücü üzerinde maalesef azaltıcı bir etki yapacaktır ki bunu açıklanacak olan özellikle yoksulluk sınırı, açlık sınırı bu gibi rakamlarda net bir şekilde göreceğiz. Biliyorsunuz 8500 lirayken asgari ücret ilk 8500'e çıkartıldığında yoksulluk sınırı bunun altındaydı, açlık sınırı bunun altındaydı. Ama bugün bakıldığında 8500 asgari ücret, işte 10.000 küsür açlık sınırı var. Yeni meydana getirilecek olan asgari ücretle 11.500 lirayla tam kafa kafaya gelecekken bir anda yine ne oldu? Kurlardaki artış, enflasyonun ileriye doğru atak yapması yine bizim satın alma gücümüzü azaltacak nitelikte. Ez cümle şunu söyleyebiliriz. Bu olumsuz atmosferden sadece tüketiciler mi etkilenecek? Hayır. Bu olumsuz atmosferden üreticiler de etkilenecek. Çünkü tüketim kalıpları artmadığı için üretici yeni üretim yapamayacak. Yeni üretimin yapılamaması nedeniyle karşımıza ilerleyen dönemde istihdamla ilgili de sorunlar meydana getirebilecektir. O nedenle bu tarz kriz ortamlarında mücadele el birliğiyle yapılmalıdır. Üreticisi de, tüketicisi de, devleti de.
üzerine düşen tüm sorumluluğu yerine getirmelidir. Devlet ben sadece kararları alırım gerisine bakmam diyemez. Devlet de kendi içerisinde mali disiplini sağlamalıdır. Üretici de üretim maliyetlerini minimize edecek yöntemleri bulmalıdır. Tüketici de ayağını yorganına göre uzatıp müsrif harcamalardan kısa vadede etki meydana getirmeyecek harcamalardan kendisini koruması gerekir. O yüzden toplu bir mücadelenin ülkemiz için yapılması gerektiğine inanıyorum. Peki. Sayın Aytaç, teşekkür ederim katıldığınız için yayına. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Evet efendim, politika faizi açıklandı. Biz de Profesör Doktor Ayhan Aytaç'la bunu değerlendirdik. Şimdi kısa bir ara geldiğimizde devam edeceğiz. Evet, öğleden sonraya tekrar hoş geldiniz değerli izleyiciler. Ayhan Bey'i uğurladık. Şimdi özel bir konumuz var efendim bugün öğleden sonra da. Ne konuşacağız? Şimdi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu bitti ve bu Körfez turunun sonucunda Birleşik Arap Emirlikleri ile bir anlaşma imzalandı. 17 maddelik. Az önce de bunu konuştuk. 50,7 milyar dolarlık anlaşmanın detaylarında da enerji de vardı efendim. Yenilebilir enerji de vardı. Enerji sektörü de vardı. Tabii Türkiye'nin enerjisini biraz konuşacağız bugün. Bunu yapmak istedim bugün için. Türkiye'nin hem enerji yol haritasını hem de biliyorsunuz Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da geçtiğimiz gün bir açıklaması oldu nükleer santrallerle ilgili. Bunların hepsini konuşacağız. Öğleden sonra da kim bizimle hemen takdim edeyim. Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Çelebi yayınımızla. Hoş geldiniz Ömer Bey. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Sizinle de bir yayın yapma kısmet oldu. Memnuniyetle. Peki, şimdi isterseniz söylediğim gelişmeyle başlayalım. Siz nasıl baktınız enerji sektörü de içinde bu 50,7 milyar dolarlık değerinde bir anlaşma, 17 maddelik bir anlaşma Birleşik Arap Emirlikleri ile. Oradan enerji konusunda bizim çıkarımız, karımız ne olur Türkiye için sizce? Tabii ki enerji konusu her ülkenin en önemli, en özel konuların başına geliyor. Politikaların başında geliyor. Türkiye'de de son yıllarda özellikle milli enerji ve maden politikası felsefesinin yayınladığı tarihten beri Türkiye'de büyük hamleler oldu enerji konusunda. Özellikle yerli ve yenilenebilir enerji kullanımının sektörde arttırılmasına yönelik çok ciddi anlamda çalışmalar tabii oldu. Buradaki temel felsefe, temel amaç Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlamak. Yani her vatandaşa kesintisiz, kaliteli enerji hizmeti sunmak. Bir de piyasa şartlarına göre sürdürülebilir bir maliyeti aslında sunabilmek. Hem ucuz enerji hem de sürdürülebilir enerji mantığıyla. Ama şu anda baktığınız zaman yani dünya genelinde dünyanın şu anda hakim olan enerji gücü fosil yakıtlardan kaynaklanıyor. Şöyle bir rakam versem belki daha iyi anlaşılacak. Dünyada şu anda yenilenebilir enerji kullanım oranı %28 seviyesinde. Yani dünya şu anda %78 oranda fosil yakıtları kullanmaya devam ediyor. Yani zaten Uluslararası Enerji Ajansı'nın da verilerine göre 2045-2050 yılına kadar dünyada fosil yakıtlar, yani fosilden kastımız petrol, kömür ve doğalgaz, ki doğalgaz da bu iki diğer kaynaklar arasında en temizi, en daha böyle sağlığa yakın olan kaynaklardan geliyor. Ama Türkiye'de bu oran dünyada %28 iken Türkiye'de yerli ve yenilenebilir enerji kullanım oranı %60'larda seviyesinde. Elektrik açısından iyi bir yerdeyiz ama fosil yakıtlara baktığınız zaman Türkiye enerji fakiri bir ülke. Öyle bir yerde ki, öyle bir coğrafyada gelmişiz ki coğrafyanın kader olduğu hani denir. Kuzeyimizde Rusya dünyanın en büyük doğalgaz rezervine sahip bir ülke. Güneye baktığımız zaman Orta Asya ülkelerinde işte Suudi Arabistan'da dünyanın en büyük petrol kaynakları Irak'ta. Ondan sonra yine İran'da, Katar'da yine
dünyanın en büyük fosil kaynakları çevremizde kümelenmiş. Hı hı. Ama Türkiye enerji konusunda fakir bir ülke. Bunu kabul etmemiz lazım özellikle fosil konusunda. Evet. Dolayısıyla öyle bir politika geliştireceğiz ki, öyle bir enerjide hamle yapacağız ki hem bu açığı kapatacak, hı hı, hem Türkiye'nin enerji, milli enerji politikasına önemli hamleler yapacak işler oluyor ki son dönemlerde yapılan çalışma burada gösterildi. Evet, dün yapılan anlaşmanın içerisinde en önemli tabii bana göre ayaklarından biri, sadece ayaklarından biri enerji tabii anlaşmaları. Türkiye tabii anlaşmanın içeriğini ben şu an bilemiyorum. Ama muhtemelen yenilenebilir enerji ağırlıklı olacağını ben düşünüyorum. Evet. Hem dünyadaki temiz enerjiye olan ihtiyacın giderek artması, hı, her ne kadar Arap ülkelerinde, Arap coğrafyasında petrol kaynaklarının evet çok yüksek miktarda bir potansiyele sahip ama onlar da bizim gibi temiz enerjiye, hı hı, gitme noktasında mutlaka hedefleri vardır. Hı hı. Hem onların yenilenebilir enerji taleplerini hem bizim fosil yakıt taleplerini karşılayacak şekilde karşılıklı bir anlaşma olmuştur. Hı hı. Hayırlı olsun öncelikle, ben bunu temenni ediyorum. Daha sonra şunu da belirtmemiz lazım. Zaten son dönemlerde herkesin, sokaktaki vatandaşın bile konuştuğu konu ekonomi. Tabii ekonominin de en büyük yani lokomotifi enerji konusu geliyor. Türkiye, şu rakamı yine vermek istiyorum. 2022 yılında, hı hı, enerjide 98 milyar dolarlık bir ithalat yaptı. Yani 98 milyar Türkiye dolar. Kendi, aynen büyük öyle. Aynen öyle. Evet, yani yaklaşık 100 milyar doları biz maalesef enerjide dışarı para verdik. Evet. Bu da çok ciddi bir rakam, çok büyük bir rakam. İşte biz de ne kadar bu rakamı düşürürsek, Türkiye hem enerji konusunda, hem ekonomi, hı-hı, anlamında, hem refah anlamında çok iyi yerlere gelecek. Hı-hı. Ki şu rakamı yine vermek istiyorum. Totalde birinci kaynak bakımından, bazında Türkiye şu anda %72 oranda enerjide dışa bağımlı bir ülkedir maalesef. Hı-hı. Ama bunu azaltmak için çalışmalar bakanlıkça, bakanımızca yapılmakta. Biz de bunu, biz STK olarak, Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği olarak yakinen takip ediyoruz. Hı hı. Varsa yapacağımız eleştirileri de yapmaktan da geri durmuyoruz. Hı hı. Söyledikler bu kadar. Peki, şöyle o zaman derinleştirelim biraz. Enerji yol haritamız nasıl olacak, nasıl olmalı ya da diyelim? Evet, milli enerji ve maden politikası diye bir felsefemiz var. Hı hı. Yani bu felsefe çevresinde milli enerjiden kastımız yerli ve yenilenebilir enerji miktarını artırmak. Yani biz olduğu kadar petrolden ve doğalgazdan kaçacağız. Ama şöyle bir rakam vermek istiyorum. Maalesef, yani biz tabii Avrupalılar Yeşil Mutabakat diye bir anlaşma yaptılar aslında bütün dünyaya. Yeşil Mutabakat'ta kasıt tabii enerjinin şeyi de biliyoruz. Çevreye olan etkisini de biliyoruz. Çevre kirliliği, iklim değişikliğinin en büyük nedeni Paris İklim Anlaşması'ndan da aynı şekilde geri kaldık. Paris İklim Anlaşması'ndan da halen geriyiz yani. Aynen geriyiz. Şöyle ki, dolayısıyla bu geriyi fark atmamız için o açığı, fosil yakıtlardan bizim kaybettiğimiz açığı, hı hı, yerli ve yenilenebilir enerjiden aslında şey yapabiliriz, karşılayabiliriz. Tabii bununla beraber hala dünya, biz de dahil, biz fosil yakıtlara muhtaç bir ülkeyiz dünyada olduğu gibi. Ama biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda doğalgaz keşfiyle alakalı bir ciddi anlamda Türkiye Karadeniz'de bir rezerv buldu. Bu rezerv bizim birinci olarak, yani bizim hiç belki şu anda rakamlar çok makul seviyede olmasa bile bizim enerjideki motivasyonumuzu arttırdı. Evet. Yani bu artan motivasyonla yeni sistemik araştırmalar, yeni yol haritaları, mesela şu anda Karadeniz tamamen bir sismik araştırma denizi olmuş durumda. Dolayısıyla buradaki bizim arama faaliyetlerimiz zaten devam ediyor ki 710 milyar metreküplük bir rezerv bulduk ve, hı-hı, bu rezervin giderek artacağını hani umuyoruz. Bu Türkiye'nin bir kere enerjideki motivasyonu artıracak bir hamle. Birinci fazı devre alındı Türkiye doğalgaz konusunda. Hı-hı. Birinci fazdan kastımız yaklaşık günlük 10 milyon metreküplük bir doğalgazı sisteme entegre edecekler. Ama Türkiye'nin ne kadarını karşılayacak diye sorarsanız, Türkiye'nin günlük ortalama 200 milyon civarında, milyon metreküp civarında bir doğalgaz sarfiyatı var. Tabii rakamlar şu an düşük ama 2026 yılında hedef
şu bakanlığın hedefi. 2026 yılında ikinci fazı devralarak günlük 40 milyon metreküp. 2028 yılında da tabi bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın açıklamasını ben söylüyorum. 2028 yılında da günlük 60 milyon metreküplük bir doğalgazı hani sisteme entegre etmek. Ki Tuba Hanım, Türkiye doğalgazın %99'unu dışa bağımlı bir ülke maalesef. Türkiye'de Karadeniz dışında hemen hemen doğalgaz rezervimiz yok denilecek kadar az. Dolayısıyla doğalgazdaki bu motivasyon Türkiye'nin enerjideki yol haritasını böyle açan, böyle ekranı aydınlatan bir aslında bir gelişme oldu. Ve bu da şunu da getiriyor, şu da çok önemli. Yine ben çok ekonomist değilim ama son dönemlerde şartlar bizi de ekonomiye yöneltti. Her vatandaş olduğu gibi. Evet. Şimdi dolayısıyla biz doğalgazın %50'sine yakın kısmını Rusya'dan tedarik ediyor bir ülkeyiz. Rusya'dan. Geri kalan kısmını işte İran'dan, diğer LNG'den, işte tutun Cezayir'den, başka ülkelerden tedarik ama bizim en büyük tedarikçimiz Rusya doğalgaz konusunda. Şimdi bizim gazımızın bulması, evet tamam şu anda rakamlar düşük ama biz bundan sonra mutabakat yapacağımız zaman, yani Rusya ile pazarlık yapacağımız zaman İran'da veya başka ülkelerde bizim de gazımız var. Biz şu fiyattan kabul ederiz diye artık masaya güçlü gireceğiz. Bu da yine doğalgaz açısından Türkiye'nin önemli bir yol haritası olarak yani kayıtları geçiyor. Bununla beraber şunu da ben söylemek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz kış Avrupa'da çok ciddi anlamda bir enerji krizi yaşandı. İnsanlar, Avrupalılar hani keyiflerine, zevklerine düşkün bir topluluk, bir kıta. Ama yaşanan bu kriz onların direkt yaşam kültürüne vurduğu için adamlar neye uğradıkları şaşırdılar tabii yani bu noktada. Ama Türkiye mesela bu dünyada bu kriz, özellikle Avrupa'da bu kriz yaşanırken Türkiye geçtiğimiz yani kış ayında bir krizle karşı karşıya kalmadı ki doğalgazı ve en önemli unsurların başında depolama geliyor. Depolama. Yani bir ülke depolama gücü ne kadar yüksekse o kadar enerji güvenliği o noktada tabii önemli bir kaynak olacak. Silivri'de Silivri depolama tesisi 4.6 milyar metreküple Avrupa'nın en büyük depolama hacmine sahip bir kaynağımız var depolamayla ilgili. Ve şu anda da inşaatı devam eden Tuz Gölü'nde de 5.4 milyar metreküplük bir doğalgaz depolama çalışması devam ediyor. Yine bu da Türkiye'nin enerji güvenliği ve maliyeti açısından önemli yol haritası. Ömer Bey, şimdi buyurun ekleyin. Evet. Bir de seyircilerimizden gelen sorular da var şu anda. Onları da sormak isterim size. Tamam. Ben tabii enerji olunca insan enerjisiyle tabii mutlaka böyle ekran karşısında enerji dolu oluyor tabii enerjisini. Herkese paylaşmak istiyorum. Yine son dönemin en büyük müjdelerinden ki yine basın yayından da takip ediyoruz. Gabar'da bulunan petrol mesela kaynağı. Evet. Bu Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfi. Ben Adıyaman'da yaşıyorum şu anda. Bir depremizdeydi bu arada. Depremi hani biz burada yaşadık. Geçmişler şimdi olsun. Adıyaman petrol açısından Türkiye'nin en büyük yataklarına sahip illerin başında geliyor. Ama burada çıkan yıllık ortalama petrol miktarı 10 bin varil seviyesinde. Bugüne kadar günlük ortalama 8 bin, 10 bin varil seviyesinde petrol çıkarılıyor Adıyaman'da ama Gabar'da bulduğumuz petrolün miktarı günlük ortalama 100 bin varil seviyesinde. Bu da yani yıllardır Adıyaman'da çıkan ortalamanın neredeyse 10 katı kadar daha fazla bir ülke. Ki bizim yine günlük petrol ihtiyacımız, Türkiye'nin tükettiği ihtiyaç 1 milyon varil seviyesinde. Yani bu Gabar Dağı'ndaki çıkan petrolü de sisteme yine entegre edebilirsek Türkiye'nin %10'unu karşılayacak bir petrol yine kaynağına sahip olacağız. Ki Sayın Bakan'ın Alparslan Bayraktar'ın geçtiğimiz gün Adıyaman'a gelmişti. O orada konuşmuştu. 2024 sonunda toplam bizim petrol rezervinin 200 bin varile çıkacağını, yani biz %20 oranında bir yerli petrol kullanımını hayata geçireceklerini ifade ettiler. Yani dediğim gibi Türkiye enerji konusunda gerçekten yenilenebilir. Tabii girersek çıkamayız. Türkiye güneş, rüzgar ve hidroelektrik santralinde dünyaca hani nam salmış bir
projeler geliştirildi. Yenilenebilir enerji konusunda da Türkiye çok ileri bir seviyede diyebiliriz. Hı hı. Ömer Bey, şimdi biz böyle daha hani özellikle siz tabii bilimsel ve akademik konuşurken şimdi ben her zaman söylüyorum, yayın başında da söyledim, sosyal medya hesaplarımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Sağ olsunlar, seyircilerimizle ilgili sorularını soruyorlar ama tabii ki onlar daha böyle somut şeyleri duymak istiyorlar. Mesela evet. Salih Salih adındaki bir seyircimiz şunu yazmış: Tuğba Hanım, bize bir ay boyunca ücretsiz işte doğalgaz verildi. Bu tekrardan verilecek mi? Görecek miyiz biz ücretsiz evet. doğalgazı diye size sorayım. Evet. Keşke her şey ücretsiz olsa. Ama şöyle ki yani dünyada enerji kaynakları biliyorsunuz tükeniyor. Özellikle evet. doğalgaz, fosil yakıtlar bir gün tükenecek. Ama ben doğalgazın ücretsiz olmaktansa bizim güneşi, rüzgarı, jeotermal kaynakları, onda suyu, su gücünü ve ileride çıkacak ve en önemli bizim öngördüğümüz hidrojen kaynağını kullanmamız daha önemli. Çünkü 2045 yılından sonra artık petrol rezervleri tamamen tükenmeye başlayacak. Yani önümüzdeki 40 yıl sonra hemen hemen dünyada bu rezervler bitmeye artık doğru gidecek. Dolayısıyla bizim mutlaka doğalgazdan, bizim petrolden ve kömürden kurtulmamız lazım. Evet, şu anda doğalgaz tabii ki bizim en önemli kaynağımız. Yani ben şunu söyleyebilirim. Türkiye buldu, Karadeniz keşfiyle şu anda tamamını, yani tüketimini demin de söylediğim gibi, yani şu an biz günlük 200 milyon metreküp doğalgaz tüketirken ortalama, şu an gazın sisteme entegre edilmesi %10 milyon metreküp. Yani evet. şu an bizim yerli doğalgazımız %5'e tekabül ediyor. Yani bu %5 de bütün vatandaşların doğalgaz ihtiyacına yeter mi? Bence şu an yetmez yani diye görüyorum. O yüzden bence evet devam edecek. Zaten bu bir taahhüttü. Bir yıl boyunca 25 metreküp her ay. 25 metreküp vatandaşlara yani bu da yaklaşık bir 200 lira seviyesinde, 200 TL civarında her vatandaş 200 lira ödemeden bir yıl boyunca faturasını, doğalgazını kullanabilecek. Şimdi doğalgaz demişken şunu da konuşalım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz işte bir zam yapıldı mı yapılmadı mı, sonra yalanlandı bu. BOTAŞ Temmuz ayında doğalgaza zam yapmadı. Ne diyorsunuz, sizce önümüzdeki aylarda tekrar bir zamla karşılaşır mıyız doğalgazda? Yani o EPDK'nın bir açıklaması tabii oldu. Yani onun tabii basında farklı bir lanse edildi topluma. Yani o doğalgazdaki şeyin toplam doğalgaz fiyatlarını etkileyecek bir rakam, oran olmadığı hani zaten açıklandı. Evet. Şu anda tabii biliyorsunuz yani öngörülebilir bir seviyede değiliz. Yani şu an yarın ne olacağı, bugünün fiyatları yarın birbirini tutmuyor. Mesela geçtiğimiz hafta yakıtlardaki bu ÖTV'den kaynaklı fiyat artışı hiç beklenmedik. Yani hiçbirimizin beklenmediği bir durum oldu. Dolayısıyla şimdi öngörülebilir bir seviyede değil. Mesela ben bir ay sonra ne olacak, enerji fiyatları ya da yakıt fiyatları ne olacak, onu daha görürsünüz. Hani kestiremiyoruz. Zaten biraz daha yarım, yani bir saat önce faiz kararları açıklandı. Faiz kararlarının mesela piyasaya nasıl bir yansıması olacak, onu bekleyip göreceğiz. Yani şu anda bence böyle karanlık bir tünelin içerisinde aydınlığa giden bir tren gibiyiz. İnşallah kısa sürede bu aydınlığa kavuşuruz diye ümit ediyorum. Peki şunu konuşalım dilerseniz. Şimdi Türkiye genel olarak dediğiniz gibi faiz politikası açıklandı. Orada da bir yükseliş var ama bu yükseliş bizim için sıkılaşma politikası demek. Türkiye sıkılaşma politikasına girdi. Bir yandan biliyorsunuz Mehmet Şimşek de geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanlığı işte kamuda tasarruf genelgesi yayınladı. Şimdi kamuda tasarruf deyince bunun birçok farklı kalemi var ama biz enerji açısından bunu değerlendirebiliriz isterseniz. Tabii. Ben aslında uzmanlık alanım enerji verimliliği ve tasarrufu konusu. Evet. Ben bununla ilgili çok çok kafa yoruyorum. Belki siz de görmüşsünüzdür muhtemelen. Şimdi enerji verimliliği ve tasarrufu konusu çok değinince insanlar beni çok cimri sanıyor. Yani böyle her şeyi kısan, para harcamayan falan da öyle değil aslında. Ben verimlilik şunu bilmemiz lazım. Enerji verimliliğinden kastımız şu: bir enerji ihtiyacını daha az enerji tüketerek karşılama metoduna biz aslında enerji verimli diyoruz. Mesela ben daha çok sanayi üzerine çalışıyorum. Sanayide mesela şu giydiğiniz gömleği üretmek için
atıyorum enerji yoğunluğu tabii buradaki kavram enerji yoğunluğu. Biz bir gömlek üretmek için 1,5 kilowatt elektrik harcarken Avrupa'da 1,2 kilowattlık bir enerji tüketimi oluyor. Yani Avrupalılar bizden daha enerji harcayarak ama aynı ürünü üretebiliyorlar. İşte buradaki mühendislik kavramı burada başlıyor yani aslında. Bunu çok da yani ben akademik anlatmamaya çalışıyorum. Bunu elimden geldiği kadar. Yani siz az enerjiyle çok iş yapma yöntemindeyim. Evet. Bu. Evet. Enerji verimli. Biz genelde şöyle tanımlıyoruz. Sanayide böyle üretim prosesi kaybetmeden, yani herhangi bir ürün kaybı olmadan az enerjiyle çok şey yapmak, çok üretmek. Bir de sanayi binalarda, işte kamu binalarda, yaşam alanlarımızda enerji verimini de yaşam tarzımızdan eksiltmeden, yani bir konforumuzdan bir ödün vermeden, yani böyle her yeri kapatıp da işte biz harcamayalım demeden az enerjiyle konforu tekrar yakalama yöntemine biz aslında verimlilik diyoruz. Tabi buradaki nokta şu, enerji verimliliği ve tasarrufu dünyanın en ucuz enerji kaynağı şeklinde tanımlıyoruz. Bakın burası çok önemli. Dünyanın en ucuz enerji kaynağı. Aynen, çünkü şöyle anlatmaya çalışıyorum. Şu an bizim kullandığımız elektrik, şu anda sizin stüdyoda da kullandığınız elektrik. O elektriğin gelmesi için ne kadar zorlu şartlar altında, ne kadar böyle emekler verilerek, bir sürü insanın çalıştığı bir sektörden bahsediyorum. Tabii. İşte barajlardan, rüzgar santrallerinden, belki ileride kurulacak işte nükleer santralden, hepsinden birleşerek size elektrik geliyor. Sizin yaptığınız sadece düğmeye basmak değil mi? Düğmeye basmak ve açmak. Evet. Öyle değil mi? Evet. Evet. Ama siz onun enerjinin hangi zorluklarla geldiğini bilseydiniz aslında o düğmenin ne kadar böyle önemli olduğunu... Hocam bir seyircimiz yazmış ki sizin için Hanifi Bey, Ömer Hoca evde ışıkları açmıyordur herhalde yazmış. O kadar da değil. Yani. Evet. Aynen. Şimdi ben şunu izah etmeye çalışıyorum. Aslında tasarruf etmek, verimli kullanmak kapatmak değil yani. Kapatmak değil. Lütfen burada yanlış anlaşılmasın. Ama az enerjiyle aynı işi görmek. Bu kadar. Dolayısıyla ben burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Özellikle kamu binada, evet kamu bina, kamuyla alakalı Sayın Bakan'ın tasarruf genelgesi yayınlandı. Ben de bir kamu çalışanıyım bu arada. Kamu binasında çalışıyorum. Ama kamuda yapılan enerji israfını böyle anlatsam belki zaman etmez. Çünkü insan bir kere enerji tasarrufunda bilinç ve farkındalık çok önemli. İnsanlarımız yani bilinçli değil. Enerji de demin size anlattığım gibi çok zorlu şartlarda size ulaşıyor değil mi? Siz sadece düğmeye basıyorsunuz. Ama o bilinci, o farkındalığı siz sahip olsanız inancınız olsun bir an bile o odayı açıkta bırakmazsınız o lambayı. Klimanın düğmesine boş olduğundan mutlaka kapatırsınız. Maalesef kamuda çalışan çalışanlarımız, insanlarımız bu enerjinin kıymetinin farkında değiller. Bu enerji %72 oranda ithal edilmiş bir enerji. Şu an kullandığınız elektriğin %72 oranında ithal. İthal bir enerji kullanıyoruz şu anda. Dolayısıyla bu farkındalığı oluşturmak için bence çocuk yaşta insanlara enerji tasarrufu ve verimliliğin eğitimi verilmesi gerekiyor. Evet. Peki. Burası çok önemli. Dolayısıyla evet kamuda enerji israfı çok, çünkü kamunun en büyük giderlerinin başında enerji geliyor. Mesela bir bina, bir valilik binasına bakın. Aylık faturasına baktığı zaman elektrik azında yani söylüyorum. Yani 500 bin TL'den aşağı neredeyse faturalar gelmiyor bir kamu binası. Bir okul için en az bir 100 bine yakın TL'lik bir okulda şey geliyor. Hastaneleri düşün mesela. Hastaneler milyonları aşıyor Tuban. Milyonları aşıyor. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Türkiye'de yapılan mühendislik çalışmalarıyla kamuda harcanan, sarfiyatı yapılan enerjinin %25'i israf ediliyor. %25'i. %25. Bu da çok ciddi bir rakam. Yani biz bu %25'i geri kazanabilirsek aslında bizim yani belki çok da kafa yormaya gerek yok. Peki bizler ne yapabiliriz? Ona da değinelim mutlaka. Hani küçük çaplı enerji olarak. Tasarrufunu, enerji tasarrufunu iki kavramda aslında açıklıyoruz. Bir, yapısal işlemler. Yapısal olarak yani bir kere bir yapı olarak sizin inşa ettiğiniz bir kamu binası enerji tasarruflu kullanmaya hazır olacak. Atıyorum bir güneşe bakan bir tarafı olacak. Yani güneşten bir kere oranın ısınması lazım. Bu bir özellik mesela. Evet.
Evet, yani bununla önemli. Beraber enerji verimli performansı var mesela. O kimlik belgesini alması gerekiyor. Hı-hı. Yani bir kere binanın hazır olması lazım. Bu bir. İkincisi, dediğiniz gibi bireye düşen işler var. Yani bireyin ne yapması gerektiğiyle ilgili kavramlar var. Bir, demin de bahsettiğim gibi en önemli bizim ayağımız bilinç ve farkındalık. Ben bununla ilgili biz Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği olarak yani yaptığımız kadar valiliklerle, kaymakamlıklarla görüşerek biz vatandaşlara, bu kamuda çalışan özellikle personellere enerji tasarrufu eğitimi vermek için diye kendi gönüllü olarak biz yapıyoruz bu işi. Biz onlara işte enerjinin bir kere kıymetini bilmemiz lazım. Yani bu enerjinin ithal olduğunu, zor şartlarda buraya geldiğini. Dolayısıyla siz evde nasıl israf etmiyorsanız, evde nasıl enerji böyle boşuna harcamıyorsanız, kamu binalarında da harcamamanız gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Şöyle örnekler de vereyim. Şu örneği vereyim. Ben belki daha iyi anlayacaksınız. Bir klima düşünün. Bir klima düşünün. Evet. 22 derecede çalışıyor. O da yani şu an ben olduğum yerde şu an klima var. 22 derecede çalışıyor. Ben bu 22 dereceyi 24 derece yaparsam yani 2 derece arttırırsam enerjide %10 oranında ben sarfiyat ediyorum. Tasarruf ediyorum. Yani gerisini siz düşünün. Oldukça iyi. Şimdi şunu konuşmak istiyorum. Aslında birkaç başlığım daha var ama vakit de böyle yetiştirmeye çalışacağım. Alparslan Bayraktar'dan bahsettim yayının başında. Yeni Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı kendisi. Şimdi bu nükleer santrallerle ilgili bir açıklaması vardı Ömer Bey. Siz de mutlaka ilgilenmişsinizdir. Nükleerdeki hikayenin devam ettiğini yani ikinci nükleer santralinin Sinop'ta kurulacağını söylüyor. Trakya'da da mutlaka bir nükleer santrale sahip olmamız gerektiğini de söylüyor kendisi. Bunu biraz açabiliriz. Bunun bizlere katkısı ne olacak diye. Tabii ki yani şimdi nükleer santral ayrı bir enerji çeşidi. Hı-hı. Enerji şeyi. Tabii yıllardır tartışılan ve özellikle insan tabii sağlığı açısından tartışılan bir enerji kaynağı. Keşke ihtiyaç duymadığımız bir dünyada olsaydık. Yani evet. Biz evet. Keşke nükleer enerji santralinin olmayacağı bir dünyada yaşasaydık. Doğru. Maalesef dünyada böyle bir yaşamla karşı karşıyayız. Ama gelişmiş ülkelere baktığınız zaman gelişmiş ülkelerin hemen hemen hepsinde nükleer santral var. Mesela Fransa'da elektriğinin %75'ini nükleer santralden karşılıyor ki 57 tane reaktörün olduğunu ben biliyorum Fransa'da. 57 tane. Bizde bir tane bile yok şu anda. Amerika Birleşik Devletleri'nde 110'dan fazla nükleer santral var. Nükleer santral var. Toplam dünyada 400'den fazla şu anda aktif çalışan nükleer santralleri var. Ki Türkiye'de böyle gelişmiş bir ülke olduğuna göre mutlaka nükleer santrale başvurması gerekiyordu ki 1980'li yıllarda yanlış değilse Özal dönemlerinde bir kere girişim olmuş Akkuyla alakalı. Tabii o dönemin ekonomik şartları buna müsaade etmediği için bu ötelenmiş. Dolayısıyla biz Sayın Berat Albayrak döneminde tabii o gündeme gelmişti. Ve Akkuyu nükleer anlaşması yapıldı. Ruslarla tabii bu iştirak olarak. Ve buradaki hedef şu. Bir kere nükleer santralle Türkiye'nin enerji güvenini sağlamak. Hı-hı. Yani her ne kadar yenilenebilir enerji kullansak da yenilenebilir enerjinin de böyle şartlar gereği kesin. Örneğin güneş enerjisi kullanıyoruz ama güneş battığı zaman enerji üretimi duruyor. Yani. Rüzgar enerjisi mesela kullanıyoruz. Rüzgar esmediği zaman enerji üretimi duruyor. Dolayısıyla bizim 24 saat kesintisiz enerji ihtiyacımız var. Hı hı. Ki bu noktada da Türkiye'nin mutlaka nükleer enerjiye geçişi gerekiyordu. Ki biliyorsunuz geçtiğimiz Nisan ayında artık o statüyü kazandı Akkuyu Nükleer Santrali. Evet. Önümüzdeki 2024 yılında da Sayın Bakan'ın da açıklamasıyla ilk enerji üretimine başlayacak. Hı-hı. Türkiye'deki elektrik üretiminin %10'unu karşılayacak toplam 4 reaktörle beraber. Hı-hı. %10 da şu anda çok makul bir rakam. Yani birinci yani santrale göre %10'unu karşılamak Türkiye için önemli bir tabii yani ayak. Ama bunun devamı yıllık 35 milyar kilowatt saat bu arada üretiyor. Türkiye'nin yıllık elektrik tüketimi de 330 milyar kilowatt saat. Evet bu da %19-10'la tekabül ediyor. Ha bu yeter mi? Yetmez. Yani Türkiye'de enerji talebimiz artıyor. Sanayi artıyor, nüfus artıyor. Tabii. İnsanların enerji olan talebi sürekli arttığı için kesinlikle. Sizin enerji çeşitlendirmeniz gerekiyor. Sinop'ta 2. Ve Trakya bölgesinde de 3. reaktörün mutlaka yapılması şu şartlarda gerekiyor. Dediğim gibi keşke yapılmasa
Ama dünyanın şartları buna müsaade etmiyor. Türkiye önümüzdeki sene ilk kez nükleer santrale tanışacak. Evet. Bu da yine bizim enerji motivasyonu açısından Türkiye'nin enerji, milli enerjideki bu hamlesi noktasında çok çok önemli bir gelişme olacak. Ben bu noktada Enerji Bakanlığımızı, Sayın Bakanlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah enerji konusunda 2023'ten sonra farklı bir fraksiyona geçireceğimize inanıyorum. Peki, şimdi birkaç seyircimizden daha soru gelmiş. Özellikle bu son günlerde biliyorsun sıcaklıklar da inanılmaz derecede arttı. Bu bir enerji sorununa yol açar mı diye Mert Çelebi. Yani şöyle mantıken düşündüğün zaman sıcaklık artarsa insanlar klimaya yüklenecek. Evet. Klimalar artacak. Yani klimalar da yüklenince tabii ki haliyle şebekede çok ciddi anlamda yüklenme olacak. Yani bizim şebekeler buna uygun mu değil mi? Ya da bizim şu anda ürettiğimiz enerji buna yeter mi yetmez mi? Mesela biz deprem süresince, ben deprem bölgesinde deprem süresince enerji daha çok yönetilmem burada. Enerji konusunu. Şimdi birçok noktada tabii kaynak problemi yaşadık. Yani büyük santraller devre dışı kalınca, örneğin Elbistan Termik Santrali 3 ay boyunca kapandı yani. Türkiye'nin en büyük santrallerinden biri oluyor Elbistan Termik Santrali. Ve insanlar doğalgaz da bu arada kesildi biliyorsunuz deprem sürecinde. Herkes elektriğe yüklendi. Bu elektrik sayaçlar üzerinden elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalıştı haliyle yani insanlar. Ama inancınız olsun şebeke kalmadı. Yani bu ısınmayla beraber şebekeler neredeyse yerle bir oldu. Tabii bunun arka planında yine farklı mühendislik gerektiren çalışmalar var. Tam tersine soğutmada da aynı şekilde bu hava sıcaklığı arttığı zaman insanlar daha çok soğunması için yani bu arada Ömer Çelebi için. Sizin de ben zaten kendin sizin de biliyorsunuz bir hukukumuz da var. Yayın öncesi de konuşmuştuk. O deprem sırasında da geceleri çalıştığınız görüntüleri görüyordum ben. Yani sürekli orada bir sorun da vardı. Evet yani tabii gecesi gündüzü yoktu depremin. Allah göstermesin bir daha bu ülkeye de. Amin. Yani evet hem enerji konusunda hem yani diğer tabii konularda büyük bir felaket yaşadık. Ama enerji konusunda çok büyük sıkıntılar yaşadık. Yani o dönemde çünkü ısınma noktasında herkes yüklenince doğalgaz kesildi. Yani bir ay boyunca neredeyse doğalgazlar verilmedi. Tam tersi işte dediğim gibi havanın sıcak olmasıyla beraber insanlar yani bir evde bir klima varken belki 3 tane klimayı devreye koyacaklar. Bu da tabii haliyle enerjide çok ciddi anlamda yani zarara uğratabilecek seviyede olacağını düşünüyorum ben. Peki yayının başında... O yüzden başında... mutlaka şunu söylemek istiyorum. Özür dilerim şunu söylemek istiyorum. Tabii. Enerji çok kıymetli. Enerji çok kıymetli. Dolayısıyla bu tasarruf konusunda ben yine hassas olduğum için herkes beni işte cimri biliyor ama aslında cimri değilim. ben yani yaşamı düzenli ve etkin bir şekilde, efektif bir şekilde kullanmaya çalışıyorum. Şimdi bir söz var lan diyorlardı işte Karadeniz bulunduğunda, Karadeniz gazı bulunduğunda işte açın kombileri, açın tencereleri, her yere açın, ısınsın. Öyle bir şey yok. Yani ben buna karşıyım. Her ne kadar kendi gazımız, kendi milli enerjimiz olsa da insanların mutlaka bilinçli enerji tüketicisi olması gerekiyor. Bilinçli enerji tüketici olmadan siz hiçbir şekilde ne ekonomik anlamda ne refah anlamında böyle muasır bir medeniyetin üstüne çıkamazsınız. Yani biz hem tabii inançlarımız gereği yani biz Müslüman toplumda yaşıyorsak ve israf etmenin yani başta yani bizim kutsal kitabımızda israfın biliyorsunuz çok şey var yani israf hakkında ayetler var. Yani bunu da yani ben söylemek istiyorum. Madem bu kadar kutsal dinimiz, kutsal kitaplarımız bize israf yapmamayı öğretiyorsa ve vicdanın önünde yani ben vicdanen de çok rahatsızım yani mesela o kadar zor şartlarda gelen enerjinin böyle bilerek bilinçsiz şekilde tüketilmesine karşıyım. Kombileri açmayacağız, camları açmayacağız, yeterli kadar kullanacağız diye söylemek istedim. Peki. Ömer Çelebi, şunu son olarak sorayım size. Yayının başında Paris İklim Anlaşması ile ilgili böyle birkaç cümlemiz geçmişti karşılıklı. Şimdi biz Türkiye olarak somut adımlar atar mıyız? Çünkü o anlaşma içerisinde önemli adımlar var enerji için. Evet. Önemli adımlar var idi aslında da şöyle ki Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan bu savaş aslında Avrupa'nın bu iklim değişikliği çevre olan politikasını değiştirdi diyebilirim. Örneğin Yeşil Mutabakat'tan bahsettim ben. Yeşil Mutabakat'taki kasıt şuydu.
Avrupa'da kesinlikle kömür santralleri olmayacaktı. Kömür santrali yasaklanacaktı. Kömür santrali. İşte ne kadar fosil yakıt düşürürseniz, yenilenebilir enerji artırırsanız o kadar daha çevreci, daha iklime yatkın bir politika izlenecekti. Maalesef Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte Avrupa'da yaşanan kriz, bu hem Paris İklim Anlaşması'ndaki o hedefleri, Yeşil Mutabakat'taki hedefleri bir nevi şey yaptı ki, mesela İngiltere ne yaptı? İki tane ya da üç tane nükleer santrali tekrar devreye aldı. Kömür santrali tekrar yine sisteme yani koymaya başladı. Almanya hakeza, çünkü Almanya'da ki Avrupa'da en büyük krizi Almanya yaşadı, enerji krizini. Direkt Rusya'ya bağlı bir ülke Almanya, kuzey yakınlardan dolayı. Dolayısıyla Almanya'da yine hani ne derler ya, o konforlu hayattan daha böyle eskiye yönelik, evet, kömürden, işte böyle yani çevreyi kirleten kaynaklardan enerji üretmeye başladılar. Bence son bir yıldır Paris İklim Anlaşması, Yeşil Mutabakat, yani Avrupa'nın çevreci anlayışı, yeşil anlayış bence şu an duraklama döneminde. Ama Türkiye'nin tabii burada mutlaka, tabii biz enerji tüketirken çevreyi mutlaka korumamız lazım. Yani çevre olmazsa zaten bir anlamı yok. Çevrede işte korumanın anlamı kömürden, petrolden ve mümkün olduğu kadar doğalgazdan işte kurtulmak. Bununla ilgili Türkiye çalışmaları yapıyor. Yenilenebilir enerji kaynağı artırmamız gerekiyor. Mesela Avrupa'nın bize dayattığı bir şey vardı. Karbon, sınırda karbon anlaşması. Şu vardı Tuba Hanım. Şimdi biliyorsunuz fosil kaynaklar çevreye karbon salınımı yapıyor. Karbon emisyonu yapıyor. Yani karbonla çevre kirleniyor. Çevre kirleten de yine bu fosil yakıtlardı. Avrupa eğer ticari anlamda Türkiye'den ithal ettiği bir kaynaktan üretilen ürünün ne kadar karbon içerdiğini bilmesi gerekiyor. Eğer karbon fazlaysa ona bir vergi getirecek. Karbon vergisi. Bu da yine aslında önemli ama şu anda bütün bu çalışma, bütün bu hedefler bence Rusya Savaşı'ndan sonra yani şu an duraklama dönemini yaşıyor. Ama şimdi mutlaka hem Türkiye olarak hem dünya olarak bu iklimle mücadele konusunda çok ciddi adımların atılması gerekiyor. Dediğim gibi dünya şu anda %72 oranında fosil yakıt kullanıyor. Yenilenebilir enerji oranı, tüketim oranı %28. Burada Çin'in ve Hindistan'ın etkisi kömür noktasında çok fazla. Ben umuyorum ki yakın zamanda dünya, Avrupa başta olmak üzere hepimiz daha temiz, daha çevreci bir enerji kaynağıyla daha güzel günler yaşarız. Peki. Ömer Çelebi, kattıklarınız için, değerli yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın efendim. Evet, Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Ömer Çelebi yayınımızdaydı. Şimdi küçük bir ara. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz öğleden sonra da efendim. Farklı konular, farklı konuklarla konuşmaya gayret ediyoruz biliyorsunuz. Şimdi son birkaç haftadır hem termometrelerin daha önce görmediği sıcaklıklarla karşı karşıyayız. Ama sadece Türkiye'de değil, dünyada da, Türkiye'de de gerçekten de çok sık orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Peki bu bir ay içerisinde de sıklaştı oldukça. Nasıl önlemler alacağız? Neden kaynaklanıyor bu orman yangınları? Şimdi bunu konuşacağız efendim. Yayınımızda Profesör Doktor Hakan Serhat Soyhan var. Hoş geldiniz efendim. Merhaba. Nasılsınız Serhat Bey? Teşekkür ederim. Siz neyisiniz? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Şimdi hemen başlayalım. Neden bu yangınlarla karşı karşıya kalıyoruz? Özellikle son bir aydır çok sık. Özellikle konum olarak da ormanlık bir bölgeyi tercih ettim ben bugün. Yayın için arka planda da görüyorsunuz. Evet. Geymen'in ormanları var burada da. Özellikle sahada çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz yangınların meydana gelmemesi için. Ama yüzyıllardır olduğu gibi hayatımızın bir parçası olan yangınla sürekli karşı karşıyayız. Özellikle bu aylarda sıcaklığın çok artması, demin oldukça azalması, şartların yangın oluşmasına
uygun bir atmosfere doğru getiriyor. Bu atmosferdeki uygunlukla insanların yangına neden olabilecek parametreleri de bir araya getirmesi neticesinde her çeşit yangına karşı karşıya kalabiliyoruz cezaylarında. Şu anda son günlerde orman yangınlarını şiddetli bir şekilde yaşıyoruz. Ormanların son dönemde özellikle bu ay içinde kullanımına bir yasak getirildi biliyorsunuz. Evet. Piknik amaçlı kullanımına yangınlar çıkmadan önce bir yasak konmuştu. Ama buna rağmen insanlarımız yaptıkları piknikler sonrası bıraktıkları materyaller, işte sigara izmaritleri, cam kırıkları gibi nesneler de orman yangınlarına neden olabiliyor. Bir de tarlalarını, işte ormanlık alanda bulunan arazilerini temizleyen kişilerin anız dediğimiz kalan tarımsal artıkları bertaraf etmekte yakmayı seçmeleri de orman yangınlarından, orman yangının nedenlerinden birisi. Hı hı. Halbuki ekonomik değeri olan bu tür maddeleri yakıta dönüştürüp kullanmak mümkünken, evet, insanımız kolay yönden yakıp ortamı temizlemeye çalıştığı için bu yangınların sıçramaya başlamasıyla da, hı hı, bugün yaşadığımız, bir haftadır çok şiddetli bir şekilde yaşadığımız orman yangınlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Hı hı hı. Orman yangınları da son senelerde çok şiddetli bir şekilde karşı karşıya kalıyoruz. Bunun bir nedeni de eskiden ormanlarda bulunan tesis sayısı çok azdı. Şu anda turizmdeki büyük gelişme, evet, nedeniyle ormanlık alanlarda otellerimiz var, restoranlarımız var, yerleşim yerleri artık İnsanlar İstanbul'un kalabalıklığından kaçtığı için ormanlık bölgelerde siteler kuruluyor. Yani ormanları eskiden kullanmadığımız kadar kullanıyoruz aslında. Evet, sanayi firmaları, orman endüstrisini kullanan sanayi firmaları ham maddeye yakın olabilmek için, orman ürünlerine yakın olabilmek için ormanların yakınına kuruluyor. Yani gitgide orman yangınıyla ilgili olan risklerimiz artıyor. Evet, evet. Tabii nüfus artışıyla da doğru orantılı bir şey. Ama ne yazık ki bu artışa paralel olarak insanımızın bu anlamdaki farkındalığında bir artış meydana gelmiyor. Sorun burada. Oldukça doğru. Bu arada Hakan Bey aynı zamanda Yangın Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Sakarya Üniversitesi'ne, doğru değil mi hocam? Evet. Peki. Yangın Araştırma Merkezi bizim üniversitemizde. Ben yaklaşık olarak 5 yıl İsveç'te bu kurumlarda çalışmalar yürüttüm. Döndükten sonra da üniversitemde Türkiye'nin ilk yangın araştırma merkezini, Türkiye'nin ilk yangın bölümünü kurduk. Ve hocalarımızla birlikte bu süreci beraber yönetmeye çalışıyoruz. Sadece orman yangınlarıyla ilgili değil, birçok farklı yangın türünde gelişmeler kat ederek ülkemizdeki yangınların önlenebilir olduğunu gösterip önlenebilmesinin maliyetinin çok daha düşük olduğunu göstererek orman yangınları da olsun, fabrika yangınları da, ev yangınları da mümkün olduğu kadar oluşmadan önce önlemeye çalışıyoruz. Hı hı, peki, oldukça kıymetli. Şimdi yayın öncesi biz sizinle konuşurken yangın algılamanın böyle bir altını çizmiştiniz. Yangın algılama nasıl oluşacak? Yani bu önlemden bahsediyorsunuz herhalde. Nasıl önlem alınacak? Eski yıllarda orman özelinde konuşursak eğer kuleler mevcuttu, gözetleme kuleleri. Buralarda insanlar bulunuyorlardı ve hala şu anda uygulamalarda devam eden uygulamalardan birisi bu. Ve bu kişiler gözlemlerle ormanlarda çıkan yangınları fark edip bir merkeze iletiyorlardı ve bu merkezden harekata başlanıyordu yangın anlamında. Ama şu anda artık insansız sistemlerle gözetleme kulelerinde yapay zekayla orman yangınlarında hızlı farkına varma sağlanmaya başladı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 12 dakikaydı yangına müdahale süremiz. Bu yıl en son yangınlarda 8 dakikaya düştü. Dikkatinizi çekmişti mutlaka. Bu algılama sistemi, yani yangını algılama süreniz ne kadar hızlıysa, evet, ve yangına ilk yaptığınız müdahale ne kadar hızlıysa, hı-hı, yangını o kadar çabuk ve kolay söndürüyorsunuz. Hı-hı. Söndürme maliyetleri azalıyor. Ortaya çıkan tahribat azalıyor. Ve bu nedenle
önemli bir oranda çevreye verilecek zarardan kurtulmuş oluyorsunuz. Yani yangını önlemek, yangını söndürmekten çok daha az maliyetli bir önlem aslında. Evet, oldukça doğru. O yüzden biz araştırma merkezimizde, yangın bölümümüzde hocalarımızla birlikte öncelikle yangını algılamaya ve o algılama neticesinde erken müdahaleye önem veriyoruz. İnsansız sistemlerle yangına müdahale etmeyi planlıyoruz. İtfaiyecilerimiz burada canlı başla çalışıyorlar, görüyorsunuz. Evet. Çok ciddi hayati risk taşıyorlar. Ve bu riskleri minimize etmek için robotlarla yangınlara, itfaiyecilerin ulaşamadığı noktalara bu robotlarla müdahale edip yangınları daha etkin bir şekilde, daha hızlı bir şekilde söndürmemiz mümkün. Aslında bu teknolojik gelişmeler bize çok fayda sağlıyor. Ancak bu teknolojik gelişmelerin hepsi yangını algılama ve söndürme yönünde hareket ediyor. Ama en önemli faktör burada insanımız. Kesinlikle ve şunun da dikkatini çektiniz, hani toplumsal farkındalık, o farkındalığı kendi kendimize nasıl oluşturacağız? Belki bunun üzerine konuşabiliriz. Evet, şu anda anaokullarından başlayarak çocuklarımızda yangın farkındalığı ve yangın güvenliği eğitimi okullarda verilmekte. Çok da verimli bir şekilde yürütülüyor. Yalnız belirli bir yaş grubunun üstündeki insanlarımıza bu eğitimi vermeden eğitim sisteminden çıkmaları söz konusu olmuş. Evet. Bunlara da ne yapıyor? Çalıştıkları yerlerde yasal zorunluluklar getirildi. Bunlara periyodik olarak yangın güvenliği eğitimi verilmesi gerekiyor ve çalıştıkları kurumlarda verdiriliyor. Yalnız resmi kurumlarda ve firmalarda işletmelerde çalışmayan birçok insanımız var. Evlerde bulunan ev hanımlarımız var, çocuklarımız var. Dezavantajlı gruplar var. Bunlara bu eğitimi yasal zorunluluk olarak veremiyoruz. Bu zorunluluk olmadığında da gönüllülük esasına dayanıyor. Aslında Avrupa'da, Kanada'da gönüllü yangın eğitimini performansı çok yüksek. Yani Kanada'da, Toronto'da 700'ü aşkın gönüllü yangın eğiticisi var. Bizim bir itfaiyemizde, normalde büyük bir itfaiyemizde 300-400 kişiden fazla personel bulunamıyor asker. Orada 700'ü aşkın gönüllü itfaiyeci var. Mevcut itfaiye personeline destek oluyorlar bunlar. Ülkemizde de gönüllü itfaiyecilik kavramı açığa çıktı. Yavaş yavaş ilerliyor ama yurt dışındaki gibi etkin bir şekilde kullanılamıyor. Farkı da şu, yurt dışında gönüllü itfaiyecilere özel bir kimlik dağıtılıyor. Mesela havaalanlarına gittiklerinde bütün önceliklerden yararlanıyorlar. Yani yangın söndüren insana kahraman gözüyle bakılıyor yurt dışında. Bizde işte o algıyı oluşturmamız lazım. Yani yangın söndürdüğünüzde insanların hayatını kurtarmış oluyorsunuz. Nasıl ki polisimiz, askerimiz, insanlarımız hayatını koruyorlar. Yangınla mücadele eden insanlara da bu şekilde bir tertip verilmesi lazım. Hayat şartlarının iyileştirilmesi lazım. Görüyorsunuz günlerce ormanda geri geliyor, çalıların üstünde yatıyor kişiler. Kesinlikle. Bunlara toplumsal bir saygınlık kazandırmamız lazım. Bizim ne yazık ki kaybettiğimiz hususlarda, Avrupa ile karşılaştırdığında en geri kaldığımız husus bu. Yani kesinlikle, yangın konusunda. Amerika'da filmlerde de rastlarsınız, çizgi filmlerde de. Avrupa'da da aynı şekilde itfaiyeci bir kahramandır aslında. Kesinlikle. Yangını söndüren kişiler kahramandır. Ama bizde ne yazık ki şöyle bir algı vardı, son dönemlerde biraz düzeldi. İtfaiyeci her işi yapar. Gözüyle bakılırdı. Aslında itfaiyecinin mesleği çok kutsal bir meslek. Kesinlikle. Yani her işi yapar tanımı olmaması lazım. Bu konuda uzmanlaşması lazım. Sayın Sohyan, şu benim şunu da isterseniz tamamlayın ama şu benim dikkatimi çeken söylediklerinizden, geçtiğimiz yılda büyük yangınlarla karşı karşıya kaldık, orman yangınlarıyla. Orada halkın da çok fazla yardımı oldu. Bu ne kadar doğru? Bunu da biraz konuşmak istiyorum. İşte, halkın gönüllü itfaiyecilik eğitimden geçmeden müdahale etmesi çok riskli. Benim gözlemlediğim geçtiğim yıllarda da bu yılda dumanın altında kalacak, alevler arasında kalacak şekilde halk orman yangına müdahale etmeye çalışıyor.
Bu şekilde profesyonellerin işi daha da zorlaşıyor. Bu sefer orman yangının içinde kalan kişileri kurtarmakla uğraşıyorlar. Söndürme faaliyetini sürdürmek yerine bu sefer bu insanları kurtarmaya çalışıyorlar. Ortaya çıkan duman miktarı o kadar fazla ki insanların ileriki dönemdeki hayatlarını etkileyebilecek düzeyde. O yüzden gönüllü bir yangın eğitimi almayan ya da profesyonel yangıncı olmayan kişilerin orman yangınlarında mümkün olduğu kadar bölgeye yaklaşmamaları daha önemli aslında. Peki. Şimdi aslında şu da sabah saatlerinde böyle kalkıp bir dünya manşetlerine de baktım. Gerçekten de sıcaklıktan can kaybı haberleri de çok fazla karşıma çıktı. Biz bu tarz önlemler alabilir miyiz sizce? Alır mıyız ya da önümüzdeki günlerde? Almamız lazım. Yani mecburuz bu önlemleri almaya. Yalnız dikkatimizi çekmiştir biz. Bu son yıllardaki yangınlarda sürekli artan bir performans artışı ile yangınlara müdahale ediyoruz. Geçen yıllarda geceleri biliyorsunuz yangına müdahale ediyoruz söz konusu değildi. Gece görüş kameralı, gece görüş sistemli helikopterlerle şu anda yangınlara müdahale ediyoruz. Bunun faydası ne? Gündüz yangında müdahale ediyorsunuz. Belirli bir safhaya geriletiyorsunuz yangını. Ama gece müdahale edemeyince gece boyunca yangın eski boyutuna kavuşuyor. Bu gece görüşlü sistemlerde yangını bu şekilde etkin şekilde söndürmek de mümkün. Burada bir eksiğimiz daha var. Ben katıldığım yayınlarda özellikle vurguluyorum. Yangına her ne kadar suyla müdahale etmek ya en yaygın çözümlerden birisi de olsa yangına müdahale ettiğimiz suyun içine katılabilecek bazı maddeler yangının söndürülme hızını arttırıyor ve yangının tekrarlamasını engelliyor. Bunlar teknolojik ürünler. Hani baktığımızda ilk etapta maliyet anlamında yangın söndürme faaliyetlerinde maliyet arttırdığı görülüyor ama yangın söndürme hızını arttırdığı için yangına müdahale ettiğiniz süre azalıyor. Ve aslında totale baktığımızda yangınla mücadelede önemli bir ekonomik fayda da sağlıyor. Artı yanan miktar azalmış oluyor. Bu maddelerin de artık söndürme ajanı olarak kullanılması lazım. Bunların eskiden hep yurt dışına bağımlıydık bu konularda. Artık yerli olarak üretilen bu anlamda yangında kullanılabilecek maddelerimiz de mevcut. Maliyetler oldukça düştü. Yurt dışına gelen ürünlere bağlı olarak karşılaştırdığınızda. Bunları da eğer kullanmaya başlarsak çok çok daha hızlı bir şekilde orman yangınları da olsun, diğer yangınlar olsun etkin bir şekilde söndürmeye başlayacağımıza inanıyorum. Hocam şu da dikkatimi çeken bir şey. Sizce Türkiye'de hani yeterli donanımımız şu anda var mı yangınlar için? Şimdi yangına müdahale edelim. Mesela uçakları var ele alalım öncelikle. Evet. Uçakların yangına müdahale edebilmesi için yani sınırsız uçağınız bile olsa bunların sorti yaparken su alması ve boşaltması anlamında belirli bir sıraya göre müdahale etmesi söz konusu. Bu nedenle ne kadar fazla donanımınız varsa o kadar fazla müdahale ediyorsunuz anlamına gelmiyor. Ne kadar organize olabiliyorsanız o kadar müdahaleniz etkin olabiliyor aslında. Ve bir sortide bıraktığınız suyun içindeki etken madde ne kadar fazlaysa o kadar etkili bir söndürme sağlıyorsunuz. Yani aslında yaptığınız sorti sayısıyla orantılı ama tam da ona bağlı değil. O sortinin yangını ne kadar etkin bir şekilde söndürdüğüyle ilişkili bir şey bu. Peki. Bu nedenle siz uçağınız bile olsa etkin madde kullanmanız sizin aslında yangınla mücadelede elinizi daha da güçlendiriyor. Hocam sadece malzeme olarak değil insan olarak da herhalde biraz eksiğimiz var. Yangınla ilgili özellikle itfaiyelerimizde dünyayla karşılaştırdığımızda profesyonel itfaiyeci sayımız dünyayla karşılaştırıldığında az. Bunun birçok nedeni var. Hani her ne kadar itfaiyecilik okulları da açıldı son dönemde. İtfaiyeler oradan personel temin ediyorlar. Ama bizim nüfusumuza oranla nüfus başına düşen itfaiyeci sayısı çok az. Bu anlamda gelişmiş ülkelerdeki sayıyı yakalamamız lazım. Avrupa ile karşılaştırdığımızda Avrupa'da işte bir İsveç'i
Norveç'in, Danimarka'yı, hani İskandinavikilerin ele aldığınızda nüfus 10 milyon civarında. Hani oradaki, bizdeki itfaiye personeli oradaki oranladığınızda çok fazla değil ama bizim nüfusumuz neredeyse 10 katı bu ülkelerin. Ona istinaden etkin mücadelede bulunacak insan sayısında ona paralel olarak fazla olması lazım. Ben Toronto örneğini özellikle çok detaylı bir şekilde incelemiştim. Bizden daha az nüfusa sahip olmasına rağmen bu gönüllü itfaiyeciliği çok etkin bir şekilde kullanarak bizden çok daha etkin bir yangın bilinci oluşturmuşlar. Tabii burada az önce bahsettim, yani kişilerin, yangın söndüren kişilere bakış açısı da önemli. Orada çocuklar mezun olduğunda işte itfaiyeci olacağım ben, ya firefighting yapacağım diyor. Evet. Yangınla mücadele edeceğim diyor, kahraman olacağım diyor. İşte biz de çocuklara sorduğumuzda genelde işte ya doktor olacağım ya, ya da mühendis olacağım gözüyle bakılıyor. Yani bu mesleklere çok fazla bir önem verilmesini sağlayamıyoruz aslında bakarsanız. Bunu da sadece çocuklukta ancak herhalde sağlayabiliriz, özellikle çocuklukta. Evet, evet. Eğitim döneminde, işte anaokuluyla başlayan, okul çağıyla devam eden dönemde biz bu kimliği oturtturabilirsek, ki yaklaşık 30-40 yıl boyunca belediyenin bir kanun, bir maddesi var. Diyor ki itfaiyeci belediye başkanının verdiği her türlü görevi yapar diyor. Evet. Bir kişiyi böyle tanımladığınız zaman, hani eskiden bahset ne iş olsa yaparım moduna giriyor. Yani itfaiyeci bu sefer o fişi asarken de görüyorsunuz, yangın söndürürken de görüyorsunuz. Evet. Hani hayatımızın her aşamasında görüyorsunuz ama onun asıl mesleği yangın söndürmek. Kesinlikle. Yangını önlemek. O yüzden mesleklerin kendi içinde bu saygın konuma kavuşturulmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Ki itfaiyecilik mutlaka incelemişsinizdir. Ülkemizde bir meslek değil şu anda. Yani meslek olarak tanımlanmamış bir durumda. Evet, yani canla başla çalışan bu insanların tanımlanmış bir mesleği de yok. Ki merkezi alanları da oldukça az diyebiliyorum. Evet. Yani dünyada itfaiye ile ilgili bilimler genelde tek bir merkezden yönetiliyor. Bizde her şehri kendi itfaiyesi var ve belediyeye bağlı yönetiliyor. Bu aslında sorunun kök nedenlerinden birisi. İtfaiyenin İçişleri Bakanlığı, AFAD örneğindeki gibi tek bir merkezden tek bir yönetimle ele alması ve ülkenin her yerinde aynı standarda kavuşması lazım. Şöyle anlatayım size. İzmir'deki itfaiyenin kullandığı itfaiye donanımıyla Tekirdağ'daki farklı, İstanbul'daki farklı. Yani bunlar bir araya ekipmanları getirdiklerinde çoğu zaman aynı malzemeden, aynı yapıdan gelmediği için, aynı sistematikten gelmediği için birlikte çalışamayacaklar. Yani bu kadar bir dağınıklık var. Evet, evet. Ve burada çok ciddi bir kaynak kullanılıyor aslında teknolojik olarak. Bu kaynağın merkezi bir yönetim tarafından AFAD benzeri, yangınların da bu AFAD benzeri bir yapıya kavuşturulması, yangınla ilgili konuların tek elden yürütülmesi çok faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Yani itfaiyecilik anlamında sorunun çözüm yöntemlerinden birisi bu. Hocam bir de bir yaş sınırı vesaire oluyor mu? Onu da merak ettim şimdi. Var. Şimdi okuldan mezun olan öğrencilerimiz var biliyorsunuz. 2 yıllık itfaiyecilik okulları var. İtfaiyeler onları alıyorlar. Yani daha çok tercih ediyorlar eğitim aldıkları için. Ama bir o kadar da hiç itfaiyecilik eğitimi almamış personel var. Yani dışarıdan bu eskiden taşeron sistemi vardı biliyorsunuz. Dışarıdan firmalar aracıyla eleman alınması. Önemli sayıda itfaiyeci de bu şekilde dışarıdan alınmış durumda. Yani eğitimden, herhangi bir eğitimden geçmemiş durumda. Ama yaş olarak tabii bu okullardan mezun olan çocuklar genelde 20 yaşlarında. Ama emeklilik çağına gelen, yani zamanına gelen itfaiyecilerde de bunlar biliyorsunuz meslek olarak zor gruba giriyor. Evet. Bunlarda erken emeklilik hakkı var. O yüzden genelde benim gözlemlediğim kadarıyla itfaiyecilikle uğraşan itfaiyelerde bulunan kişiler
diğer meslek birimlerine göre daha erken emekli oluyorlar diye gözlemliyorum. Hocam sizin merkezinizde de neler oluyor? Bunu da soracağım az sonra ama dünyadan da biraz orman yangınları ile ilgili örnekler vermenizi rica etsem. Hani neler yapılıyor, nasıl önlemler alınıyor, biz neyi nerede yanlış yapıyoruz diye. Şu anda aynı bizdeki yangın benzeri Yunanistan'da var, haberlerde takip etmişsinizdir. Evet. Aslında karakteristik yapı olarak Yunanistan'da çok benzeşiyoruz. Akdeniz ülkelerinin yangınları birbirine çok benziyor. Balkanlardaki yangına bakış açısı biraz daha böyle eski Sovyet zamanından kalan bir yaklaşım, askeri bir sistem. Doğru. Çok katı hiyerarşik yapıları var. Biraz daha katı bir yapı olduğu için mücadelelerinde standartizasyon sağlanıyor. Ve tek elden yürütülüyor. Mesela bir itfaiye daire başkanı itfaiye ile ilgili bir bölümden mezun olmayan bir kişi itfaiye daire başkanı olarak atanamıyor. Mesela bizim en büyük farklılıklarımızdan birisi bu. Balkanlarda özellikle. Amerika'da bu çok ciddi bir sektör. NFPA diye bir yangın kuruluşları var. Sadece kendi ülkelerindeki yangınları ele almıyorlar. Dünyadaki bütün yangınlara bir standart getirmek için çabalıyorlar. Çünkü yangın endüstrisi aslında nasıl ki petrolde dışa bağımlıyız, yangın da çok ciddi dışa bağımlılığımız bir alan. Amerika yangınla ilgili teknolojiyi ihraç eden bir ülke. Ben Türkiye'nin de böyle potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Birazdan yaptıklarımızı da anlatacağım size. Amerika'dan sonra yangınlarda en muzdarip olan ülkelerden birisi Avustralya. Biliyorsunuz aylarca süren yangınlar nedeniyle çeşitli hayvan türlerini yok ettiler. Evet. Suyu azaltmasınlar diye. Yangını bu bölgelerde bundan ormanlar genelde yaşamın olmadı, yani insan yaşantısı olmadığı bölgeler olduğu için kontrol altına tutup zaman içinde o bölgedeki yanacak malzemenin yanması şeklinde ele alıyorlar. Çünkü o kadar büyük bir alanı söndürmeleri çok zor. Evet. Biz bu anlamda daha şanslıyız aslında. Baktığınızda coğrafi olarak oralar çok daha yoğun bir yangına maruz kalıyorlar. Avustralya, Amerika bölgesi. Avrupa bölgesinde ise işte karakteristik olarak Akdeniz ülkelerinde ciddi bir yangın ekibi bulunmakta. Özellikle Fransa'daki ekipleri incelemiştim ben yangınlarla ilgili. Kaç tane uçakları var, onlara bakmıştım. Az önceki uçak örneğini de oradan vermiştim aslında size. Uçaklar hepsi sıralansa bizim orman yangını müdahalesi yine de yeterli olmuyor gibi bir sonuç çıkmıştı. Çünkü etkin madde burada önemli. NFPA bu anlamda çok etkili çalışmalar yapıyorlar. Hem kendi ülkeleri için yangın söndürücü anlamında kullanıyorlar. Ama orman yangını dediğimizde çok fazla kontrol altına almak zor. Evet. Bizim ülkemizdeki orman yapısıyla diğer ülkelerdeki orman yapısı da farklı. Ne yazık ki bizim pozalaklı bir orman yapımız var. Evet. Geçtiğimiz yıllarda da yangının çevreye sıçramasındaki en büyük neden oydu. Çam ağacı var. Zaten biliyorsunuz mangal yakarken de çıra yakılıyor. Çam ağacı çok yanıcı bir ağaç. Ne yazık ki bizim ormanlarımızda çam ağaçları yoğun bir yapı var. Önemli bir kısmında. Ve pozalaklı olduğu zaman çıkan yangın çevreye çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Evet, oldukça doğru. Bizim aslında en büyük sıkıntımız bu. Cumhuriyet'in ilk yıllarında zeytin ağaçlarıyla dolu olan bölgeler şu anda çam ağaçlarıyla dolu. Estetik olarak da yeni yerleşim olan binalarda, sitelerde de sitelerin etrafında da çam ağacı benzeri yanma riski yüksek olan ağaçlar da donatılıyor genelde. Bu da aslında yaşadığımız bölgeyi yanıcı malzemeyle donatmak anlamına geliyor. Hocam, bizim bir diğer dezavantajımız ormanlarda yaptığımız binaların yanıcı olmayan çatılara sahip olması lazım. Yanıcı olmayan malzemelerden yapılması lazım. Ama geçtiğimiz yıllarda fark ettik ki işte yerleşim yerleri, otellerde çok yanıcı malzemelerle aslında bu inşaatlar yapılmış. Şimdi buralarda yasal denetleme lazım. Bu denetlemeyi gerçekleştirmek için daha estetik görüntü sağlayabilmek için evet şu anda birkaç senedir çok da popüler. Evet, evet. Yani estetikle güvenliği karıştırmamak lazım. Estetik çok güzel bir konu. Estetiğe önem vermemiz lazım.
Ama mesela İzmir'deki sitenin yanmasını da hatırlarsanız, site yanmasında çevresinde tamamen yanıcı malzemelerle kaplanmıştı. İstanbul'da bir site yandı, klima makinalarının en sıcak yerinin önüne ahşap malzemeyle kapatılmıştı. Yangın oradan başladı. Yani aslında baktığınızda mimari estetik çok önemli. Ama öncelikle orada yaşayan insanların can güvenliği sağlaması lazım. Kesinlikle. Bu anlamda ben şunu söylüyorum, hani belediyelerde projeler onaylanırken mutlaka projelendirilmeden önce ya da sonra yangın uzmanı tarafından onaylanmadan bir projenin hayata geçirilmemesi lazım. Peki. Hocam son olarak da sizin çalışmalarınızı biraz dinlemek istiyorum. Yangın Araştırma ve Uygulama Merkezi Sakarya Üniversitesi'nde siz neler yapıyorsunuz? Biz yangını 3 safhaya bölüyoruz. Yangın öncesi, yangın oluşmaması için mümkün olduğu kadar önlemlerin alınması yönünde yangın algılama sistemleri geliştiriyoruz. Bunlar yapay zeka ile donatıyoruz. Yangın emarelerini gördüğünde sistem öncelikle uyarıda bulunuyor bir mekanizma vasıtasıyla. Daha sonra müdahale edilmezse otomasyon sistemini harekete geçirerek yangını söndürüyor. Bu yangın öncesi. Yangın esnasında da yangını az önce bahsettim ya, orman yangınlarında da suyun içine karıştırılabilecek kimyasallarda etkin söndürme sağlayabiliriz diye. Biz o etkin söndürme malzemeleri üzerine çalışıyoruz. Üç grubumuz var bu konuda çalışan. Ve yangın suyun içinde %3 oranında yaklaşık karıştırılarak uygulanacak bir malzemeyle bir günde söndürülebilecek bir yangını işte birkaç saat içinde söndürülebilecek forma dönüştürüyoruz. Bunun özelliği şu, hem yangının hızlı söndürülmesini sağlıyor hem de söndükten sonra o bölgeyi çok hızlı soğuttuğu için bir daha orada yangın çıkma olasılığını ortadan kaldırıyor, bertaraf ediyor. Bir de yangın sonrası var. Yangın sonrasında insanlar yangın esnasında çok fazla etkileniyorlar yangından. Hem bedensel olarak yaralananlar oluyor, bir de ruhsal olarak etkileniyorlar. Bu yangının etkilerini minimize etmek, yangının çıkma nedenini bulup bundan sonra bir daha aynı nedenle yangın çıkmasını engellemek, istatistik çalışmalar yapmak ve bu yaşanan yangınları tekrarlanmasını engellemek için yangın olay sonrası incelemesi yapıyoruz. Çok detaylı bir inceleme. En son yaptığım inceleme sonrasında yazdığım rapor yaklaşık 98 sayfaydı. Normalde bu 98 sayfa rapor yangın esnasında 2 sayfayla bitirilen bir raporu 98 sayfa incelemeye dönüştürüyoruz. Yani çok detaylı inceliyoruz. Evet. Amacımız da şu, bir daha aynı yangınla karşılaşmayalım. Çünkü yüzyıllardır baktığımızda yangının aslında kök nedenleri aynı. Ne yazık ki her sene bu aylarda orman yangını için teşekkür ederiz. Siz basınımız bizlere geniş yer ayırıyor bunları, nasıl bir daha karşılaşmayacağız diye. Ama ne yazık ki bir sonraki sene de aynı aylarda işte Temmuz, Ağustos aylarında yine orman yangınıyla beraber karşılaşıyoruz. İşte bunlarla karşılaştırmamızı ortadan kaldırmak, bunları engellemek için valiliklerle, Orman Bakanlığı'yla, üniversitelerle koordinasyon halindeyiz. TÜBİTAK'a projeler yapıyoruz. Yerli olarak yangınları önleyebilecek teknolojileri geliştirmek istiyoruz. Yani inanamayacağınız kadar büyük mevdalar bu anlamda yurt dışına gitmiş oluyor bu yangın konusundaki harcamalar nedeniyle. Söndürücüler olsun, algılayıcılar olsun, çoğunda dışa bağlıyız. Bu da dışa bağlılığı yerli yatırımcılar, yerli bilim adamları, yerli araştırmacılarla beraber yerleştirmeyi, daha sonra da yurt dışına bu know-how'u, bu bilgiyi yönlendirmeye çalışıyoruz. Araştırma merkezimiz yaklaşık 100'ün üstünde uzman mezun etti şimdiye kadar. Yaklaşık 10 profesör, doçent, yan doçent hocamızdan oluşan bir ekibimiz var. Ve her geçen yıl genişliyoruz. Türkiye'de tekiz. Dünyada bir proje yürütüyoruz şu anda bu konularla ilgili, COST dediğimiz proje. Ülkemizi temsil ediyoruz. Elimizden geldiğince yangın konusunda bu dışa bağımlılığı azaltmaya çalışıyoruz. Ve yangında verdiğimiz hasarı elimizden geldiğince minimize etmeye çalışıyoruz.
en önemlisi can kaybı. Evet. Tabii sadece insanlarımız ölmüyor. Bu doğada birçok canlı yaşıyor, habitat var. Onların da hayatını kurtaracak şekilde mümkün olduğu kadar yoğun bir çalışmayı da yangın konusunda profesyonel bir yapı oluşturduk. İtfaiyelerimizle beraber çalışıyoruz. Peki. Size kolaylıklar dilerim hocam. Çok sağ olun katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Evet efendim, Profesör Doktor Hakan Serhat Soyhan yayınımızdaydı. Orman yangınlarını konuştuk. Bugün dolu dolu bir yayın yaptık. Ben Deniz Tuğba Tura, yarın yine aynı saatte karşınızda olacağım efendim. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın.